Aydın bir günümüz olması dileğiyle. Dilimizin de söylediği gibi. Aydın bir gün gören gözler, şu an ettiğimiz niyet gibi olanı olmayandan, gerçeği yanılsamadan, değişken ve geçici olanı kalıcıdan ayırt etme dileği ve niyeti. Keskin gözler ve muhakemeye, farkındalığa bir çağrı. Onun kendisi gün boyu aslında geçen sohbette dediğimiz ve Dhammapada'dan alıntıladığımız gibi kendimize yapabileceğimiz en büyük iyilik keskin bir akıl, muhakeme, farkındalık. Diyordu ki Dhammapada, kişiye kendi anası babası yakınlarından daha büyük iyilik yapamaz kendi aklını çalıştırması ya da daha büyük kötülük olamaz. Kendi aklının esaretine girmesi ya da daha gölgesinde çalışamaz, körlüğünde kalması. Farklı kavramsal, bunlara analitik meditasyon ismini veriyor. Tibet Budist felsefesi öğretisi Lamrim ismiyle. Bu meditasyonları biz de tek tek Cuma günleri yapmaya, uygulamaya başladık. Belli felsefi gerçekleri, hakikatleri diyelim ki muhakeme ile zihni, zekayı daha uyandırmak niyetinde. Bu yüzden de bazı yönergeler ve rehberlikle gelen cümleler var. Bugünkünün başlığı bağımlılıktaki acıdan özgürleşmek veya bağımlılık veya tutunma ilişkisel olarak. Bu biçimde girdiğimiz nesne ya da kişilerle daha tarafsız, daha nötr oldukları haliyle görebilme niyeti. Ve tam da bağlantılı sanki eş denk gelerek Salı sohbetinde de Tattva Bodha metninden Vairagya kavramını konuşmuştuk. Bir önceki sohbet. Vairagya aynı şu an konuştuğumuz ve uygulamaya çalıştığımız zihnimize yaklaşım, tutunmama, bağlanmama, arzuyla olanı çarpıtmama. Arzu veya o kimliksel zihnin verdiği atıflar ve anlamlarla nesne ya da kişiyi başka biçimde görme ve bununla da aslında kendi zihinsel, duygusal dengeni ve fiziksel eylemlerini nasıl belirlediğine biraz daha uyanma. Öylesine gelmiş geçmişliğinden ziyade daha derin bir ameliyat gibi, cerrahi ameliyat, zihnin içerisinde sanki biraz yaptığımız. Önce başladığımız nefesle sabit bir odakta kalmak, bunu dingin, sabit, gözlemci olabilecek bir zihin yetisi olarak tanımlıyor. Felsefe içerisinde öğretiler ve meditasyonun da adımları ve kademeleri olarak sakin ve odaklı bir zihin olmadan bunu bir sonraki salı zaten sohbet konumuz olacak. Şama diye tanımlayacak Sanskrit. Sizin sabit ve sakin odaklı bir zihniniz olmadan daha keskin muhakeme ile şu an yaptığımız gibi bir analiz, fark, kıyas mekanizmasına girmeniz mümkün değil. Bu yüzden nefes odaklanma, tek nokta odak diyerek yaptığımız başlangıçtaki 3-5 dakika bizim sabit ve sakin olmamıza hizmette. Ve sabah saatlerini seçmemizin de amacı bu. Sabah saatleri özellikle zaten geceden uyku dinlendirmiş ve dış herhangi bir uyarıcı daha olmayan zaman dilimi zihnin sükunetini ve o sabitliğini, dinginliğini kolaylıkla zamansal olarak da bulabildiği bir zaman. Üzerine de nefesle odaklanmayla yine bu teknik olarak aynı hizmette sabitliği önden hazırlama girişimimiz. Bir yerde odanızı temizledikten sonra düzenlemeniz gibi bir şey. Odayı önce tamamen temizlersiniz, sonra eşyaları yerli yerine koyarsınız. Bu yüzden temiz ve odaklı bu manada sabit ve sakin kalabilen bir zihinle daha şu an yaptığımız gibi eğer cerrahi operasyon gibi diyeceksek içeriye muhakemeyle, tarafsız bir bakışla ya da böyle analitik sorgulamayla giriş mümkün. Bu niyetle bunların farklı tanımlarda zihni çalıştıran veya zekayı çalıştıran
onları yönetmeyi hedefleyen yöntemler olduğunu söylemek istiyorum. Tek nokta odak, biraz daha sabitleme ve dinginleştirme. Şu an yaptıklarımızsa VVK, keskin muhakemeyi açma niyetinde. Ama birincisi olmadan ikincisi olmuyor. Ve Vairagya adına bir VVK ve VVK muhakemenin zaten Vairagya ile hem birlikte geldiğini, öte yandan Vairagya'yı da VVK'nın getirdiğini tavuk yumurta gibi söylemiştik. Bugün için gelen rehberlik yön vermemizin ilk cümlesi, birincisi tanımlamanız. Hangi nesne, kişi, fikir, ünvan hepsi olabilir. Bazen daha basit, geçen konuştuğumuz gibi sadece bir içecek olabilir kahve, çay. Ama daha derin belki çalışmanın kendisi olabilir. İşinle kurduğun ilişkinin kendisi olabilir. Ya da verdiğin ünvanın sıfatının kendisi olabilir. Kendini bir ünvan sıfatı olmadan tanımlayamamak ya da eksik sanmak, saymak. Önce bunu tanımlamak. Niçin? Tanımlamanın kendisi kabul etmektir. Tanımlamadığım bir yerde zaten teşhis etmezsem onu kabul etmem. Kabul etmediğim yerde neyi değiştirebilirim ki? Neyi dönüştürebilirim ki? Önce başka zamanlarda Lojong başlıklı da sohbetlerimiz vardı. Orada da yine bir slogan var bununla ilgili. Ama bağlantısı şunu diyor. Eğer hastaysan, hasta olduğunu tanımlamadığın sürece reçete almazsın. Bir hekime gitmezsin. Oturduğun yerde kendim zaten iyiyim dersin. Ama içten içe o hastalık seni çürütür. Daha fazla zarar vermeye devam eder kabul etmediğin sürece. Ve acı gitgide arttıkça hepimizin başka sınırları var. Aa, bu noktada bu bir sorun ya da bu noktada artık evet hastayım kabul ettiğim yer. Ama ne kadar başlangıçtaysa hepimiz biliyoruz ki o kadar daha erken teşhis, değil mi? Tedaviyi kolaylaştırır. Bu durumda şu anda da birinci adımı bu muhakemenin, bu meditasyonun, sorgulamanın hizmeti şu. Önce kendi kendine kabul edebilir misin, tanımlayabilir misin? Bu ilişki biçimi, bu kavramla, nesneyle ya da işte fikirle, ünvanla olanı olduğu halinden daha çarpıtan, evet tanım vermem gerekirse bağımlılık diyebileceğim, bağlanma diyebileceğim, tutunma diyebileceğim bir atıfta. Bunu kabul ettiğim yerde şimdi başka bir gözle artık bakabilirim. Yine meditasyonun içerisinde bir yönergeydi. Farkındalık özgürleştirir. Fark etmenin kendisi, çünkü tarafsız gözleme gelmenin kendisi demek. Herhangi bir şeyi fark ettiğim zaman kabul etme zaten içinde ve bununla beraber de onunla kurduğum bağımlı veya yapışık ilişkiden mesafelenme hemen başlıyor. O anda başlıyor. Üzerine daha fazla şu anda ama bundan özgürleşmedim, yine de o karşıma çıksa yine onu ister ya da yine böyle tepki veririm diyebiliriz ki diyelim, bunda sıkıntı yok. Ama bu cümlenin kendisi bir süreci çoktan başlattı zihnin içinde. Ve anlık mucizevi değil dönüşüm. Farkındalıkla kademe kademe gelen kalıcı, her bir tepkiye ve eyleme bakışım her bir yeni günde başkalaşmasıyla devamlılıkta bir kalıcılıkta dönüşüm niyeti. Mucizevi bir beklenti değil ama farkındalığın an itibariyle gördüğümde oraya ışık tutarak körlüğümü zaten aydınlatması. Farkındalık ve dikkat böyle bir şey. Işık gibi bir yere tuttuğunuz zaman bir şey yapmanıza gerek yok. Işık bir yere geldiği zaman orayı aydınlatır zaten. Bu kadar. Sadece feneri çevir. Neresi ise karanlık kalan yer. Bizde ilk başlangıç, ilk cümle zihne asıl yapılmayı hedefleyen bu adım. Önce fark et, kabul et, tanımla. Şimdi bunun üzerine daha derin muhakeme başlayabilir. Nesne veya kişiye veya ünvan veya mekan, her neyse verdiğin o tanım. Sonra sor. İkinci adım. Şimdi bir adım daha kuyunun içine derin girmeye başlayabilirim. Gerçekten öyle mi? Bu kabulün üzerinden evet oldukça güzel ya da oldukça tatlı, yine kahveyse örneğimiz
Keyif veren, tadı güzel. Gerçekten öyle mi? Verdiğin sıfatlar ne? Şimdi sıfatlarını üçüncü tekilden sanki bir gözlemci, izleyen, dışarıdan bakan bir seyirci gibi kendine ifade etmeye başla. Şu an örneğimiz tatlı, işte çekici, estetik, güzel, neyse olumlu tanımlanabilecek nitelik. Ve en başta söylenen bir şey var. Olumlu ilham almakla bağlanmak aynı şey değil. Varlığını onamak, onaylamakla bağlanmak, kimliksel ve kişisel ilişkisellenmek adına farklı. Bu yüzden bu sıfatları verdikten sonra ama kahveyi olumluyorum ve onaylıyorum ama kişisel bakışından bunu tanımlıyorsun. Aynı zamanda kahvenin birilerine acı olduğunu da görmen lazım. Kahve tüm insanlar, tüm mekanlar ve zamanlarda tadı güzel olan bir şey olarak tanımlanmaz. Nesnel bakış o anda bunu çağırabilir. Bu yüzden bu cümle. Kahve aynı zamanda kimileri için acı. O zaman bunu söylediğimde sıfatlarımı tanımladıktan sonra eş yanı başında hemen gelen şu farkındalık. O yüzden bu farkındalık kelimesi önemli yine. Tüm zamanlar, mekanlar, tüm kişiler için bu tanımladığın nesne aynı tanımlarla gelmez. O zaman sıradaki cümle şu oluyor. Zaman, mekan, bakış açısına göre değişir. Atıf mutlak değildir. Verdiğin anlam mutlak değildir. Bu gerçekten büyük bir uyanma. Cümle olarak klişe veya ezber gibi gelse bile belki o anda muhakemenin içerisinde en azından önemli bir uyanma. Çünkü olamayabileceğini, %99 olsa bile %1 olamayabileceği ihtimalini açması, zihnin başka bir gerçekle baş başa kalması ve onu kabul etmesi için de alan açılması demek. Kahve acı da olabilir. Tadı çirkin de olabilir. Bunlar misal. Önemli olan olasılık ve ihtimali zihne tanıtabilmek. Olasılık ve ihtimalin kendisi başka türlü olabileceğini. O gerçeğin gördüğüm biçiminden, algıladığım biçiminden başka türlü olabileceğini ve algımın sadece bir perspektiften, sadece bir taraftan olduğunu. Fark edişim. Yine fark edişim. Fark ediş yine burada altı çizilen altın kelime. Ardından dedik ki, ona atfettiğin bu değerler gerçekten öyle mi? Nesnel mi? Soru buydu. Uyandırmaya çalıştığı farkındalık biraz önce söylediklerimiz. Ve sonra peşi sıra dedik ki tüm zamanlar, kişiler ya da zaman ve mekana bağlı aslında mutluluk tanımının görecelilikte olduğunu fark edebiliyor musun? Ve gerçekte olmayan anlamları mı yoksa zihnin üzerine yüklüyor? Yani tüm zamanlar ve mekanlarda kahve tatlı olamaz. Ama sen ona bu anlamı mı atfediyorsun? Onun kendisi bir yanılsama. O zaman bir yalan kuruyorsun zihninde ve o yalana inanıyorsun. Her yerde, her koşulda tatlıdır, güzeldir dediğim anda. Gerçek olamayabileceğini, zihninin yanılsama, yanılgı yaratabileceğini kendi kendine sonra aynalıkla sormak. Fark etmek yine yeter. Bunu sormak yine yeter. Hedefi peşi sıra gelen sorunun buydu. Ve sonra daha can alıcı bir soru var. Sana sunduğu mutluluğun haz veya o iyilik halinin sürekli var olabileceğini mi düşünüyorsun? Bu nokta bazen korkunun veya acının zaten hemen ışığını yakan yer olabiliyor. Çünkü kaybetme mevzumuz aslında bayrağın yanın olmadığı yerler için söz konusu. Kaybetmekten korkuyorsan bir şeyi nesnel bakışla bakmadığım için. Nesnel muhakeme edersek böyle. Söyleyince belki acı veren bir nokta oluyor. Yerlerimize göre, tutunmalarımız, ilişkilenmelerimize göre ama öyle. Ve nihayetinde de hiçbir şeyin aslında senin olmadığını, hiçbir şeyin
senin atıflarınla varlığını aslında tanımlayamayacağını kabul etmek. Altında yatan, daha belki derin, özgürleştirici ama bir yandan da ilk etapta belki acı veren yer. Çünkü burası senin kendi benliğini ve kimliğini, oluş halini, bağımlı olarak nasıl tanımladığınla direkt yüzleştiğin yer. Ve bu hepimiz için aynanın çatladığı yer, biraz kırıldığı yer. Çünkü kendi varlığını da buradan tanımladığını gördüğünde varlığın sanki elinden gidiyormuş gibi oluyor. Ama keşfettirdiği daha büyük bir şey. İlk başta sanki rüzgarın fırtınanın içine girip sonra fırtınanın içinde belki evet saçlarınız uçuşuyor, belki kendiniz bir hortumun içinde havalanıyorsunuz. Nihayetinde ama tüm hislerle yine oradasınız. Varlığınız gitmiyor, gidemez. Böyle bir şey mümkün değil. Anlam ve atıfı kuran olduğunu burada fark ettirme adına bu soru. Mutluluğu nesnede göreceli bir bakışla daimi ve sabit bulunamayacağını, kurulamayacağını idrakı için. Burası tüm meditasyonun ve yönergelerin ve bu kavramın aslında en gerçekten göbeği diyebiliriz. Kalıcı bir mutluluk beklentin neden, nereden geldi? Olabilir mi böyle bir şey? Bir nesne hiç değişmeden zamanda ve mekanda sana hep aynı hissi ve deneyimi verebilir mi? Sen aynı kalabilir misin? Aynı kalabileceğini mi düşünüyorsun? İlişkiselliğinde. Zamanın kendisinin yarattığı değişim sürecinin kabul etmek. Mekanın değişkenliğini kabul etmek. Maddenin değişkenliğini kabul etmek. Bu nesnel bir görüş. Fizik, düz fizik. Bu anlamda aslında hepimiz için muhakeme, viveka dediği şey burası. Viveka işte şimdi bu noktada çalışıyor. Bu yüzden burası can alıcı yer. Çünkü bu ne iyidir ne kötüdür. Zaman sadece değiştirir. Nötr, nesnel. 2 artı 2 4 eder demek gibi bir şey. 2 artı 2 toplanınca 4 olması iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Herhangi bir anlam atıf verdirecek bir duygu durum belirleyecek bir şey mi? Hayır, 4 4'tür. Buna nesnel fact, İngilizce böyle bir kelime var, olgu. Zaman ve mekan değiştirir. Nesnel fact, olgu. Bunu kabul etmediğin yer, kişisel ve öznel bakışın girdiği yer işte. Kimliğin görecelilikte girdiği yer. Mutluluk tanımının, iyilik tanımının kimliksel kişilikle tanımlanmaya başladığı yer. Fark et yeter şimdilik. En azından buna karşı direncin varsa da direncini fark et yeter. Çünkü direncini fark ettiğinde de direncinin köküne dair gidiş şansı olabilir. Niçin buna karşı bu kadar direnme ve sürtünme var? Kendime sorabilirim. Soru sormanın kendisi viveka zaten. Viveka, muhakeme dediğimiz şey soru sormak. Ama nesnel bir bakışla soru sormak ve fark etmek. Şu an sürecin yaptırmaya çalıştığı gibi. Sürekli var olamayacağını bildiğinde 2 artı 2, 4 bu kadar nesnel bir olguysa o zaman sürekli mutluluk sunamayacağını da görürsün. Ve beklentin değişir. Beklediklerimiz kabullerimizden geliyor çünkü. Bir şeyi eğer bana mutluluk vermesini bekliyorsam onun daima orada olması gerektiğini kabul eden bir ön argümanım var. O hep öyle olacak. Hep kahve bulamayabilirsin. Mevsimler değişir, kahve üretimi durur. Ekonomik ya da ambargo olur, bir şeyler olur. Değil mi? Sonra bir ara değil mi? Enflasyondan tuvalet kağıdı fırladı. Herkes tuvalet kağıdı için delirmeye başladı. Tuvalet kağıtsız da yaşayabilirsin. En azından bundan 100 yıl önce insanlar yaşıyordu. Tuvalet kağıdı bile geçici. Onlar küçük şeyler
Ama verdiğimiz cevaplarda kabullerimiz saklı. Evet, bir tuvalet kağıdı, bir kahve bana benle ilgili çok şey söylüyor. Daha gelmeden diğer derin yerlere. Ama görmek yeter. Ve sonra soru bu. Nesneye olan halin, verdiğin anlamlar ve atıflarla sana nasıl eylemlerde bulunduruyor? Gidip marketten bütün tuvalet kağıtlarını alıyor musun korkuyla? Bak, bu bir eylem. Seçtin. Artık bir seçim yaptın. Hatta yanında başka birisi almaya çalışırken onu böyle dirsekliyor musun? Önüne mi geçmeye çalışıyorsun kasada? Bunların hepsi işte belli tutunmaların sonuçları. Bir küçücük tohum nasıl koca bir bitki oluyor? Kocaman işte yapraklar var bu çiçekte. Küçücük bir tohum da o altında. Minicik. Avucunun içinde kaybolurdu. Dikenli bir çiçek böyle büyür. Aynı küçücük tohumda. Bir atıf ve anlam, birilerini dirsekleten, koştura koştura bir yere seni gönderen bir itkiye dönüşebilir. Ve sonra başka birisi alırsa tuvalet kağıtlarını, kalmazsa markette, eyvahlar olsun. Başını döv dur şimdi. Yarattığın kendine şimdi zihinsel hal, duygusal durum. Sen yaptın bunu. Tuvalet kağıdı yapmıyor. Sen kendi kendi ızdırabını, diyorlar o yüzden bu öğretmenler, yaratıyorsun. Kendi acını kendin seçiyorsun. Bu özgürleştirici bir şey. Bu cümleyi kendime söylersem özgürleştirici. Çünkü çıkışım var artık. Bunu yaratanın ben olduğunu gördüğümde çıkaran da ben olabilirim. Farkındalığı bu anlamda başa tekrar sarıyor. Bu duygusal durum, duygusal dengenin sarsılması, yaptığın eylemlerinin içeriği, sorusu öyleydi. Daha öfkeleniyor musun? Daha manipülatif veya agresif birine mi dönüşüyorsun? Daha fazla kederde veya böyle depresif bir hale meyilleniyor musun? Halini, zihninin içeriğini, zihninin kabulü ve tanımı yarattı. Verdiğin atıf ve anlam yarattı. Şimdi öfkenden veya kederinden o nesneyi mi suçlu tutmalı, sorumlu tutmalı? Öyleyse Viveka daha henüz keskin çalışmadı. Ve bunun da bedeli yeni bir eylem olacak. O eylem de seni bir başka veya daha derin. Bu ilişkisellikte o batağa, belki batmak gibi girmeye vesile olabilir. Bunun ismine de felsefe karma diyor. Aslında verdiğin tepkin ve cevabın şimdi sana yeni bir eylem getirecek. O yeni eylem daha fazla bağlanma ya da onunla ilişkili daha fazla tutunma. Arabaya binip başka şehirlere gideceksin tuvalet kağıdı bulmak için. Ödediğin bedeller artacak. Buna bağlı kendine yarattığın durumlar ve deneyimler daha sertleşecek. Bu sorgulamada eylemin ve duygusal halinin belirleyicisi olduğunu, o ilk doğumun, ilk kabulün bize keşfettirme adına da son yönerge geldi. Son meditasyondaki soru bunun üzerineydi. Ve tekrar farkındalık özgürleştirir. Farkında olman, hangi duygusal hallere sarsılıyorsun, sallanıyorsun, hangi duygusal hallerde kendini buluyorsun. Bir kağıt kalem alıp yazabilirsiniz. Üçüncü göz daha nesnel nötr bakışın yine bir tekniği, yöntemi, yardımcısıdır. Ne tarz eylemlere geçiyorsun? Yine gerekirse bir kağıt kalem alıp yazabilirsin. Ya da şu an yapıldığı gibi tarafsız bir şekilde hiçbir eylemde bulunmadan bakma ve görme çalışması. Meditasyon dediğimizde buydu zaten. Ve fark et. Şimdi ne olur fark ettiysen, bir daha o olduğunda ben aynı insan değilim artık. Bunu, şu anda bu farkındalığımı hatırlamam yeter. Tek ihtiyacın bir cümle varsa hatırlamak. Aradaki boşluğu dolduran. Yani şu anda kendi kendine gördüğün, keşfettiğin, söylediğin cümleler o nesne, kişi ve eylem ilişkiselliği tekrarlamaya meylettiğinde, karşılaştığında yeniden çağırmak. Hepsi bu.
Aynı cevabı verebilirim belki. Kahveyi yine sundular bana. Oo, kahve diye üstüne atlayabilirim. Ama şu anda bu cümlelerimi kendimle konuşmamı hatırlarsam aynı şekilde içemem. Tat başka türlü olur. Tadı alırken de en azından tada dışarıdan bakan bir gözle bakabilecek küçücük de olsa bir pencerem olur. O pencere yeter. Biraz hava girsin odaya yeter. Sonra pencere biraz daha büyür. Biraz daha büyür. Bütün odanın havası bir zaman sonra değişir. Rüzgar öyledir. Odaya girdi mi yavaş yavaş değiştirmeye başlar. Bir noktada dışarıdaki hava ile içerideki hava artık eşit olur. Bu anlamda hepimiz için hatırlatıcı, belli, viveka, muhakeme sorgulamasından geçerek zihnin duygusal dengesini sarstığını görüyor musun? Verdiği dezavantajları görüyor musun? Eylemlerine, tepkilerine. Bunu senin kurduğunu, yaratıcısı farkındalık adına olduğunu, sorumluluk seçimlerin ve eylemlerinle fark ediyor musun? Atıfların ve anlamlarının ve ardında da en büyük atıf ve anlamın daimi ve kalıcı bir iyilik, mutluluk halini bir nesneyle, kişiyle bulmaya çalıştığını ve bunun bir yanılgı, yanılsama olduğunu. Fizik kuralı, evrende böyle bir şey yok. Enerji değişir. Sabitlenemez, tutulamaz. Bir formdan bir forma değişir. Termodinamik yasası. Bu nesnel gerçeklik adına da muhakemeyi sorgulamayla açma niyetimizde. Farkındalık özgürleştirir. Farkındalıklarımız dilerim hatırlama dediğimiz gibi hatırlatıcımız olsun. Bu sabahın niyeti ve amacı buydu. Bir araya gelmemizin niyeti ve amacı buydu. Aynı farkındalık idraka dönüşsün. Bir pencere azıcık açılır. Rüzgar sonra daha çok artar. Yeter ki pencereyi açık tutmaya gayret edelim. Teşekkür ederim herkese. Niyeti için, muhakemesiyle birbirine de uyandırıcı olmaya aynı şekilde vesile olduğu için. Farkındalık dolu bir gün dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.